Var, Gazze ile Türkiye aynı saftayız demiş. Kim demiş? Rusya'nın İstanbul başkonsolosu Andrei Buravov demiş. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri harekatın ikinci yılı dolar e, doluyor, savaşı Batı'nın kışkırttığını belirten Burarov, harekat amacına ulaşana kadar sürecek dedi. Türkiye'nin Kiev'e silah vermesi sorusuna başkonsolos silah sevkiyatı sürerse çözümsüzlük sürer yanıtını verdi. Montrö'nün önemine vurgu yapan Burarov Filistin-İsrail konusunda da konusuna da değindi. Türkiye ile aynı safta aynı taraftayız. Devam arkadaşlar. Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da başlattığı özel askeri harekat ikinci yılını devirmek üzere harekatın gidişatına ilişkin bir sohbet için İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen başkonsolos Andrei Burarov hedeflerine ulaşıncaya kadar harekatın süreceğini bildirdi. Basın mensuplarına toplantı öncesinde Ukrayna Maydan adlı belgesel izletildi. Ukrayna'daki dış müdahale ve turuncu darbe sürecinin ayrıntılı şekilde anlatıldığı belgeselde Donbas'ta sivil halka yönelik saldırılara e, saldırılarında görüntüleri e, görüntüleri yer aldı. Daha sonra söz alan Rus diplomat Burarov şunları söyledi. 10 yıl önce vuku bulmuş ve Ukrayna Maydan adını almış olayları ilişkin bir belgesel izlediniz. Burada sadece kan dökülmesiyle kalmayan aynı zamanda ülkede kanlı bir iç savaşın e, başlatılmasına da sebep olan bir devlet darbesinden bahsediyoruz. Bunun sonuçlarını hala görüyoruz yani iki yıl önce Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'da başladığı özel askeri harekatı kastediyorum. Maydan başlangıçta başkan Yanukovych hükümetinin Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalama sürecini askıya almasıyla bağlantılı olarak Aralık 2013'te Kiev'deki protestolarla başladı. O zaman bile Brüksel konuyu e, konuya şu şekilde bakıyordu ya bizimlesiniz ya da Rusya'yla Ukrayna ile ülkemiz arasındaki yakın ekonomik ve diğer ilişkiler nedeniyle Ukraynalı yetkililer bu sürecin tüm artı ve eksilerini tartmaya karar verdiler ancak daha sonra hükümet karşıtı ayaklanmaya da dönüşen protestolar Batının aktif teşvikiyle milliyetçi ve Rus karşıtı çevrelerin hükümete baskı aracı haline geldi. En hareketli dönemi ise çatışmaların en kanlı olduğu 18-20 Şubat 2014'te yaşandı. Bu durumda Başkan Yanukovic taviz verdi ve muhalefetle 3 Batı ülkesinin Polonya, Almanya ve Fransa'nın ara buluculuğunda erken başkanlık seçimleri ve parlamenter cumhuriyet yönetimi biçimine geri dönüşü sağlayan ve diğer bazı adımların atılmasını öngören bir anlaşma imzalamayı kabul etti. Ancak bu milliyetçi muhalefet için yeterli olmadı. ABD ve uyduların onayıyla muhalefet mevcut hükümeti fiilen devirmeye gitti ve ülkeyi terk etmeye zorladı. Meydana gelen darbe yeni hükümetin eylemlerinin doğasını kökten değiştirdi. Kiev ağırlıklı olarak Rusça konuşan bir nüfusun yaşadığı Ukrayna'nın güneydoğusunda ve Kırım'da Kırım'da darbenin kabul edilmemesi nedeniyle bu bölgeleri zorla boyunduruk altına alma politikasını uygulamaya koyuldu. Bunun sonucu Kiev milliyetçilerinin başlattığı sözde terör karşıtı operasyon oldu. Aslında bu ülkenin doğu bölgelerinde kendi halkına karşı yürütülen bir iç savaştı ve sonraki 8 yıl boyunca dilini, kültürünün tarihi değerlerini ve hayatlarını savunmak için ayağa kalkan bölge halkına anlatılmaz acı ve ızdıraplar yaşattı. Bu aynı zamanda Kırım halkının kanlı bir katliamı beklemeden referandumlarda demokratik iradesi önce bağımsızlığa ardından Rusya Federasyonu'na katılmaya karar vermesine yol açtı 2014'te. Gelecek ay tarihi adaletin yeniden tesis edilmesi eylemi olan bu önemli olayın 10. yıl dönümünü kutlayacağız. Ee, 10 yıl önce yaşananları özetlemek gerekirse bu. Batının farklı ülke ve halkları birbirine düşüren, devletler arası çatışmaları kışkırtan böl ve yönet e, politikasının bir sonucudur. Bağımsızlığını kazandığı andan itibaren Ukrayna batı tarafından Rusya karşıtı bir sıçrama tahtası olarak görüldü. Rusya'nın Minsk müzakere süreci çerçevesinde Ukrayna'daki duruma barışçıl bir siyasi çözüm bulmaya yönelik girişimleri de Kiev ve Batılı patronlarının isteksizliğine isteksizliğiyle nedeniyle sonuç vermedi. Daha sonra liderleri Hollanda, Merkel ve Poroshenko yaptıkları açıklamalarda zaman kazanmak ve Ukrayna'yı Rusya'ya karşı silahla doldurmak için müzakere görünümüne ihtiyaç duyduklarını doğrudan itiraf ettiler. Mevcut durumda Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da mecburen başlattığı özel askeri harekat, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması, Rus ve Rusça konuşan nüfusun meşru haklarının, yaşam haklarının sağlanması, dillerinin kültürel ve tarihi kodlarının özgürce kullanılması ve korunması için mümkün olan tek seçenek haline geldi ve harekat bu amaçlara ulaşıncaya kadar devam edecektir. Yine e, şunları söylemiş e, Burarov, İsrail-Filistin savaşına ilişkin prensip olarak Gazze'deki sorunun çözümü bir Filistin devletinin kurulmasında yatıyor Yani Rus diplomat şöyle devam etti. Rusya da bunu sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oradaki savaşa son vermek ve sorunu kökten çözümü sağlayabilecek yöntemleri görüşmek için açığız. Türkiye ile de diyalogumuz devam ediyor. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye ile yaklaşımlarımız Birbirine çok yakındır. Aynı saftayız, aynı taraftayız demiş. Yine sosyal medyaya düşen haberlere göre Rusya lideri Putin, e, Gazze'ye Hamas'a silah yardımında bulunacağını da açıkladı. E, tabii buna karşın İsrail'de de sertleşti. Bir şey mi var? <Sessizlik> Pardon. Evet. İyi e, e, İsrail İsrail'de sertleşiyor. Şimdi önümüzdeki ay Ramazan başlayacak. 11 ayın sultanı. Bütün e, Müslüman diyarlarda e, Ramazan kutlanacak. E, oruç tutulacak. E, yalnız Ramazan kutsal bir ay.